Arkadaşlar bildiğiniz üzere dün gece şehrimizde çok üzücü bir olay yaşandı. Zengin ve fakir garip bir evde ölü bulundular arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Şehrimizin sakinlerinden zengin ve fakire kıymış birisi arkadaşlar. Zengin de fakir de hayatını kaybetmişler. Şimdi sizinle zengin ve fakire kıyan şerefsizi bulacağız arkadaşlar. Sizinle birlikte bu suçlumuzu bulacağız ve çukurumuzun dibine göndereceğiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çukurumuzun dibinde Dabbe ve çetesi var. Şüphelilerimizi sorgulayacağız. Suçlu olduklarını düşündüklerimizi çukurun dibimize göndereceğiz. Dabbe ve çetesi ise onların işlerini görecek. Ödetecekler bunu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bütün şüphelilerimiz burada. Görüyorsunuz. Şimdi sizinle birlikte bütün şüphelileri sorgulayacağız arkadaşlar. Bakalım suçlu kimler çıkacak? Hadi bir şüphelilerimizi tanıyalım. Evet, başlayalım şöyle. Burada Grimace var arkadaşlar. Biliyorsunuz Grimace çocuklardan shake yapıyor. Grimace shake. Burada ise polis kılığına girmiş bir Noel Baba var arkadaşlar. Yani biliyorsunuz polis merkezinin başında ben varım. Böyle bir polis olsaydı bilirdim. O yüzden o da şüpheli. Burada bir eşek var. Görüyorsunuz. Eşeğimiz. Şirin kankisi. Ondan sonra arkadaşlar burada kaslı Ali var. Bakın ne kadar kaslı ya. Şuna bakın. Hayvan gibi olmuş. Goril gibi. Burada da onun en yakın kankisi dilenci çocuk Hasan var. Hasan da çok kaslı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Burada Bobby 1545 var. Bobby 1545'e bakın arkadaşlar ya. Ta buraya kadar gelmiş. Normalde buralarda olmaz da bizim şehrimize de gelmiş. Burada biliyorsunuz Ceren'in mutant hali var. Şu kollara bakın arkadaşlar. Ya ne kadar korkutucu değil mi? Kanatları falan da var. Çok korkutucu ya. Evet. Burada kar canavarı var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Esrarengiz kar canavarı. Devam edelim. Burada Recep İvedik var. Recep İvedik'i hepiniz tanıyorsunuzdur pisliklerinden. Kendisi çok pis biri arkadaşlar. Şehrimizde sürekli kötü şeyler yapıyor. Osurup duruyor. Evet. Burada ise garip bir kasap var. Katil kasaba benziyor. Arkadaşlar eline bakın. Et var. Sonra yüzüne bakın ya. Yaralı yüzü. Bence bu adamda da bir şeyler var. Evet. Devam edelim. Burada Sony'ye benziyor. Ama Sonic olmayan kötü ikizi gibi bir şey var. Evet, bakalım devam edelim. Burada Woody var. Woody, sen oyuncak değil miydin lan? Ne ara bu kadar kocaman oldun? Evet, devam edelim. Burada ise Enes Batur var arkadaşlar. Enes Batur'u zaten hepiniz tanıyorsunuzdur. En büyük YouTuber Türkiye'de. Evet, burada ise Skibidi Tuvalet var. Arkadaşlar, sizce zengin ve fakir kim öldürdü? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın. Doğru bilen bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Eğer siz de hazırsanız arkadaşlar şüphelilerimizi sorgulamaya başlayalım bakalım. Ben şöyle Noel Baba'dan başlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü polis kılığına girmiş. Ve yani aslında bir polis değil. O yüzden şimdi onu sorgulayalım bakalım. Noel Baba, sen niye polis kılığına girdin ha? Yoksa zenginle fakiri sen mi öldürdün? Hayır, ben öldürmedim. Ben polis kılığına girdim çünkü insanları polisim diye kandırıp onlara trafik cezası kestim. Böylelikle çok param oldu. Bir sonraki yılbaşında herkese hediye dağıtabileceğim. Yani aslında iyi bir hedef uğruna yapmışsın. Yani insanları kandırmış ama arkadaşlar yılbaşı hediyelerini almak için yapmış. Onu da biliyorsunuz bizi alıyor her yılbaşında zaten. Ama yani yine de polis kılığına girip insanları kandırmanı kabul edemem Noel Baba. O yüzden seni biz çukurumuzun dibine gönderelim. Dabbe ve çetesi senin işine baksın. Evet arkadaşlar, sırada Grimace var. Grimace, aslında sana sormama bile gerek yok ne yapıyordun diye. Kesin çocukları kaçırıyordun yine, onlardan şey yapıyordun değil mi? Aa evet Kerem komiser, nereden bildin? Senin çocukları versene bana. Onlardan çok güzel, çok lezzetli şeyik olur. Beraber içeriz. Hadi bendensin. İkram olacak sana. Allah'ım ya Rabbim ya, senin yüzünden şehirde çocuk kalmadı ya. Utanmaz herif, sen de çukurun dibine gidiyorsun. Defol. Allah'ım, arkadaşlar görüyor musunuz ya, ne bir de utanmadan söylüyor. Neyse, sıradaki şüphelimize geçelim. Kaslı Ali. Ali, yoksa dedenle zengin amcayı sen mi öldürdün? He? Sana bayram harçlığı vermediği için sinirlendiğini biliyoruz. Yoksa sen mi öldürdün? He? Ya evet Kerem komiser, bana çok az harçlık vermişti ama neden öldüreyim bunu dedemi? Bunun için asla öyle bir şey yapmam yani. Ben spor yapıyordum yani, spor salonundaydım. Kanıtla bakalım bize spor yaptığını. Ya Kerem komiser, vücudumu görmüyor musun ya? Spor yapmasam vücudum nasıl böyle olsun? Ne kadar kaslıyım görmüyor musun ya? Resmen goril gibiyim. İnanmıyorsan Hasan'a sor yani, Hasan'a sor. Kerem komiserim yalan söylüyor. Ali spor salonunda değildi. Dün gelmedi spor salonuna. Çok çağırdım ama gelmedi. O öldürmüş olabilir. Lan salak, neden söylüyorsun? Neden söylüyorsun? Vay canın kankan seni sattı. Demek spor salonunda değildin. Neredeydin Ali? Söyle bakalım. Tamam Kerem komiserim ya. Tamam söyleyeceğim ama dalga geçme, tamam mı?
Dün çok fazla çiğ köfte yemişim de tuvaletten çıkamadım ya. Tuvaletten çıkamadım. O yüzden de spora gidemedim. Yemin ediyorum ben suçsuzum. Sürekli tuvaletteydim yani. İnanmıyorsan Skibidi tuvalete sor. Ulan Ali. Tamam inanıyorum sana. Ama Skibidi tuvalet ne alaka ya? Ben bir gidip şunu da sorgulayayım madem. Sen gidebilirsin. Arkadaşlar bir gidelim bakalım. Skibidi tuvalet ne alakaymış? Ali'nin tuvaletinde ne işi var yani? Şuna da bir soralım. Skibidi. Ali senin Ali'nin tuvaletinde olduğunu iddia etti. He? Doğru mu bu? Doğru mu? Evet Kerem komiser. Doğru. İnsanları korkutmak için tuvaletlerine gidiyorum. Tuvaletlerini tıkıyorum yani. Ama Ali'nin tuvaleti zaten tıkanmış. O yüzden gitmeme gerek kalmadı. Gördüm geri döndüm. Ali nasıl bir yemek yediyse yani. Kendi zaten tıkamış tuvaleti. Yemin ediyorum ben daha çok korktum yani Ali'den. Demek Ali gerçekten suçsuzmuş. Ama sen suçlusun. Niye insanların tuvaletine gidip onları korkutuyorsun ya? Allah'ım yarabbim ya. Tuvalette bari yalnız kalsın insanlar. Seni de Dabbe ve çetesine atıyorum. Çünkü onlar senin hakkından gelecekler. Allah'ım ya insanları korkutuyor ya. Şehrimizde huzursuzluk yaratıyor. Ali sen de git artık. Sen suçsuzsun. Tamam evet sıradaki şüphelimiz Ceren. Ama bu Ceren mutant Ceren. Sen neredeydin Ceren? Söyle bakalım he? Yoksa kötülük mü yapıyordun şehirde? Zenginle fakiri sen mi öldürdün? Söyleyeceğim Kerem komiser ama Kemal'e söyleme olur mu? Vallahi bilmiyorum. Sen bir söyle de bakarız. Sonuçta Kemal benim abim. Bilmesi gereken bir şey varsa söylerim. Ben Kemal'den boşanmayı düşünüyorum. Mutant baba. Ay baba Ömer'le evlenmek istiyorum. İkimiz de mutantız sonuçta. Daha çok yakışıyoruz. O yüzden boşayacağım Kemal'i. Onunla evleneceğim. Mutant üvey baba Ömer'leydim yani. Lan şerefsiz Ceren sen benim abimi aldatıyor musun lan? Seni aşağılık sen de gidiyorsun çukurun dibine. Hadi yallah. Allah'ım ya terbiyesiz ya. Abim de seni çok seviyordu bir de. Ayıp ya. Neyse sıradaki şüphelimiz Recep İvedik. Hey Recep söyle bakalım bize. Sen neredeydin ne yapıyordun? Zengin ve fakirin katili sen olabilir misin? Yok be Kerem komiser ben yoga dersindeydim yoga. İçimdeki kötülükleri salıyordum. Vallahi bak Enes Batur da oradaydı. Video çekmeye gelmiş inanmıyorsan sor ona. Sen ve yoga dersi içindeki kötülükleri salmak. Ha Allah Allah inanmadım ama ben bir sorayım Enes'e. Evet Enes kardeşim Recep diyor ki yoga dersindeymişsiniz siz. Recep de içindeki kötülükleri salıyormuş. Zenginle fakiri o öldürmemiş. Doğru mu bu Enes? Recep gerçekten içindeki kötülükleri mi saldı? Sorma Kerem komiser ya. Harbiden içinde ne kadar kötülük varsa saldı adam. Öyle bir osurdu ki çok kötü koktu bütün sınıf dersi iptal ettik yani. Sen öyle düşün. Adamın içinde ne kadar kötülük varsa yani çok kötüydü. Ne? İçindeki kötülükleri salın deyince osurdu mu? Ay iğrenç bu Recep ya. Hep osurup duruyor zaten. Tamam demek ki siz suçsuzsunuz. Sen gidebilirsin. Ama Recep için aynısını söyleyemem. Sürekli osurup duruyor. Yeter artık ya. Yeter ya. Ozon tabakası delindi ve senin yüzünden. Birinin artık buna dur demesi gerekiyor Recep. Hadi sen de çukurun dibine gidiyorsun. Evet sıradaki şüphelimize geçelim. Evet Bobby 1545. Bobby söyle bakalım sen neredeydin? Yoksa fakir seni hapsetti diye evinin altına onu öldürdün. Yanında da zengin vardı şahit bırakmamak için onu öldürdün mü? İkisini de öldürdün mü? Hayır Kerem komiser ben yapmadım. Ben artık iyi biriyim. Camide namaz kılıyordum. Yemin ediyorum sana inanmıyorsan imama sorabilirsin. Tamam Bobby tamam sana inanıyorum. Çünkü geçen gün cumaya geldiğimde sen de vardın. Tamam sen de gidebilirsin. Aferin doğru yolu bulmuşsun. Kerem komiserim ben de gideyim mi? Ben spor salonundayım işte söyledim ya. Ayrıca bugün gidip basmam lazım yani kaslarım eriyecek. Lütfen hadi gideyim artık. Ha evet doğru söylüyorsun. Sen spor salonundaydın. Sen de gidebilirsin dilenci çocuk Hasan. Ben de sıradaki şüphelime geçeyim. Bu elinde et olan garip kasap herif. Aganiga söyle bakalım sen neredeydin ne yapıyordun? Nerede olacağım? Kasabımdaydım. Kasapta et kesiyordum. Ne eti kesiyordun peki he? Ne eti? İnsan eti mi? Zenginle fakirin etini mi? Ha? Yok Kerem komiser. İnsan eti değil. Domuz eti. Domuz eti çok ucuz. O yüzden domuz kesiyorum ben. Lan domuz eti günah. Sen bilmiyor musun? İnsanları dinden mi çıkaracaksın? Şerefsiz. Seni de çukurun dibine gönderiyorum. Hadi yalla bakalım. Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar duyuyor musunuz şunu ya? Domuz eti kesiyormuş ya. İnsanlar da dana eti diye yiyor. Müslümanlıktan çıkıyor. Allah'ım yarabbim. Neyse sıradaki şüphelimize geçelim. Sony'e benzeyen ama Sonic olmayan garip şey. Sen neredeydin? He? Söyle bakalım. Sen mi öldürdün zenginle fakir? Hayır ben öldürmedim. Ben gerçek Sony'yi öldürüp onun yerine geçecektim.
Az kaldı. Hasan'ı öldürüp onun yerine geçeceğim. Bu şehirde yaşayacağım. İnsanlara kötülük yapacağım. Oldu canım yani. Ben de buna izin vereceğim. Sen de çukurun dibine gidiyorsun. Hadi yalla bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere çok az şüphelimiz kaldı. 3 tane şüphelimiz kaldı. Ben en çok eşekten şüpheleniyorum. Bir eşeğe gidelim, soralım. Neredeymiş, ne yapıyormuş? Lan eşek, neredeydin, ne yapıyordun? Söyle bakalım. Ay ay ay. Ne diyorsun lan? Düzgünce konuşsana. Bak son kez soruyorum. Ay deyip durma artık. Sen mi yaptın? Eğer söylemezsen atacağım. Peki madem bunu sen istedin. Hadi bakalım yallah, çukurun dibine gidiyorsun. Evet arkadaşlar, sadece iki şüphelimiz kaldı, görüyorsunuz. Burada aslında oyuncak olması gereken Woody var. Burada ise esrarengiz kar canavarı var, görüyorsunuz. Bence bu kar canavarı yaptı arkadaşlar. Çünkü şehrimizde kar yok. Kar olmadığında şehrimizde kötülükler yapamıyor. Ve zenginle fakirin de bildiğiniz üzere kar yağdırma makinesi var. Büyük ihtimalle arkadaşlar zenginle fakire kar yağdırmasını istedi. Onlar ise kabul etmedi. O yüzden onları öldürdü. Değil mi lan? Doğruyu söyle. Evet, ben yaptım. Ben. Onlar kar yağdıracaktı. Ben de şehirdeki herkese kötülükler yapacaktım. Ben kar canavarıyım. Kar yağmazsa şehre gelemem. Kötülükler yapamam. Onlar da reddedince sinirlendim, öldürdüm onları. Seni aşağılık herif, nasıl kıydın zenginle fakire? Suçumuzu bulduk arkadaşlar. Bunu da çukurun dibine gönderiyoruz. Dabbe ve çetesi işine baksın. Woody sen de gidebilirsin, suçsuzmuşsun. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sorgumuzun daha sonuna geldik. Siz olmasaydınız suçumuzu asla bulamazdık. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki sorgumuzda görüşmek üzere. Hadi Woody sen de defol git artık ya. Ne bekliyorsun burada? Allah'ım yarabbim, daha eve gideceğim, yemek yapacağım ya. Of ya. Aslı bana yaptırıyor yemekleri.